Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi hafta sonları diliyorum. Yeni haftada da bol şans, bol kazançlar. Bayram öncesi son hafta olacak. Tabii ONS tarafında yurt dışı piyasalarda işlemler devam edecek. Pazartesi, Salı, Çarşamba itibariyle bir sonraki hafta. Şimdi ABD verilerinden sonra altında bir sarsılma söz konusu. 2292 dolara kadar geri çekildi. Yukarıda da 2387'leri test etti. 100 dolara yakın bir geri çekilme. Gram tarafında da %3 eksideyiz. 2386 lira seviyesinde. Kısa vadede suların durulmasını beklemek, teyakkuzda olmanın faydalı olabileceğini dile getirmiştik. Şimdi bu videoda hem ortalama değerleri her iki tarafı da açalım. Yardımcı araçlara bakalım. Olası destek seviyelerini ve geçmiş grafiklerde kısa vadede hangi desteklerde ne tarz hareketler sergilemiş. Bunlara da bakalım. Eğitim amaçlı güzel bir video olsun. Tavsiye niteliği olmadan. Şimdi tabii grafiğe baktığınızda şöyle aylıkta önemli bir direnç hattı şurasıydı. Buradan başlayacağız çünkü. Mevcut denge burada bozulmuştu. Çünkü baskı süreci, hatta bunu kırmızı çizelim, burada bitmişti. Ve bu bölgenin de şurayı sarı renkte çizelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir neyi var? Destek hattı karşımızda duruyor. Bu kadar sert bir geri çekilme olabilir mi? Yani teknik anlamda bu mümkün tabii. Yani olmaz diye bir durum yok. Bunu desteklemesi gereken haber akışları lazım. Başta jeopolitik gerginliklere dair iyimser haber akışlar gelmesi gerekiyor. Bu tarz bir geri çekilmenin olabilmesi için. Artı dolar varlıklarının yukarı yönlü güçlü duruşunu devam ettirmesi gerekiyor. Şimdi başta Filistin-İsrail gerginliğinde bir iyimser durum söz konusu. Buna dikkat edeceğiz. Dolar varlıklarında da tekrardan tahvil faizi ve dolar endeksinde ABD tarafında yukarı yönlü hareketleri takip ettik. Cuma itibariyle halen güçlü seviyelerde ve enflasyon üzeri bir getiri sunmaya da devam ediyor. Bu durumda da altın yükselemiyor. Böylesine önemli bir direnç kırılımından sonra onaya gelmesi de gayet mantıklı olur. Kabaca ilk değerlendirme bu şekilde. Şimdi yardımcı araçlara baktığımızda RSI 70'in altına tekrardan aylıkta gelmişiz. Bu her bir mum bir haftada oluşuyor. Haftalığa geldiğimizde burada da şöyle grafiğimizi bir sıfırlayıp yardımcı araçlarımıza bakacak olduğumuzda aşağıdan gelen yükseleni zaten bu şekilde kırmıştık. Yani bu cuma değil, bir önceki cuma kapanışında bunu söylemiştim. Aşağı yönlü bir baskı hareketi başladı diye. Ki burada da şu oluşumları hep takip etmiştik biliyorsunuz. Formasyonlar sadece fiyat grafiğinde değil, göstergelerde de takip edilir. Yani burada bizim RSI'de 52 seviyelerine kadar geri çekilmeleri takip etmemiz gayet mantıklı olacaktı. Bu doğrultuda o zaman şöyle biraz daha kısa vadeye gelelim. Gözler nereye çevriliyor? Şuradaki alıcı grubuna. Şu son iğneye kadar size sallayayım gördüğünüz gibi. Turkuaz bölge alıcıların olduğu bölge. Baskıyı görüyorsunuz. Kırmızı düşüş mumlarının hacmi çok yüksek. Bir alt noktadaki alıcı grubu gördüğünüz gibi şurasıdır. Buna da hazırlıklı olmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Yani 2200'lere doğru, hatta bunun biraz daha altı 2150-2200 aralığında bir geri çekilme alanı. Göstergeler bunu destekliyor arkadaşlar. Bilginize. Şimdi bu grafiği şöyle haftalığa çektiğimizde de karşımıza şöyle bir görüntü çıkar. Bilginize. Sonra kızmaca, darılmaca, söylemedi, etmedi olmasın. Ben hareketi biraz negatif buluyorum ama önceki bir alttaki turkuaz bölgede işte burada bu destekten toparlanma olmuş şöyle baktığınızda. Burada aşağı yönlü sarkmamış diyebilirsiniz. Evet, çünkü burada kırmızı ana direnci kırıp buradan bir onay istemişti ve bu onay yukarıda 2500'lere doğru hızlı bir şekilde fiyatlandı. Şimdi hal böyle olunca da aşağı yönlü düzeltme kaçınılmaz olabilir. Siz yine de tedbirli olun. Tabii altını destekleyecek pozitif yönde bir haber akışının gelmesiyle birlikte de buradan yukarı elbet dönebilir. Peki şöyle bir hareket olabilir mi? Bütün ihtimalleri çünkü değerlendirmek zorundayız. Aşağı yönlü bir iğne sallayıp yani bu 2150-2200 aralığına tekrardan bölgenin üzerinde haftalıkta
bir kapanış yapabilirim. Tabii ki bu da mümkün. Ama bu denli satış mumlarının hacmine bakıldığında bu iğne işi biraz zor gibi. Çünkü buraya salladığında buralarda biraz oyalanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Tabii siz benim söylediğime göre hareket etmeyin. Şimdi grafiği temizliyorum. Ortalama değerleri açıyorum. Yine 5 tane EMA açıyorum. Mavi renkte 9 haftalık. Haftalıkta inceliyoruz şu anda. Siyah renkte 20 haftalık. Şurada biraz kalınlaştırayım. Turuncu renkte 50 haftalık. Şu maviyi kalınlaştırmamıştır. Onu da biraz kalınlaştıralım. Bu aynı renk kalsın. Bu da 100 gün, 100 haftalık. Ve bir de turkuazda 200 haftalık göstergeyi inceleyelim. Sonra bunu günlükte değerlendirelim. Şöyle de biraz güncelleyelim. Geçmiş grafiklerde yine sizler de bakın örneklerine nerelerden daha önce destek bulmuş, toparlanma arayışlarına girmiş. Yaklaşık olarak 100 haftalık ortalama ilk sert geri çekilmelerde trend bozulmalarından önce ana destek görevini yapmış. Şöyle izah edeyim. Gördüğünüz gibi. Şuralarda deneme atışlarını görüyorsunuz. Buralar tutmuş. Şurada bir ihlal yapmış. Ha, şimdi bunun aynısı olabilir mi? Bu 2000 dolar seviyelerini gösteriyor. Şu an için buraya konuşmak erken çünkü 300 dolar az bir rakam değil. Altın tarafında ki artık burada ne var? Önemli bir direnç destek haline döndü. Burası da 2080'ler. Bunu da unutmayın. Yani bakalım ne aslında pek de bir şey kalmıyor. Şimdi biz biraz daha kısa vadeye gelelim. Çünkü burada halen haftalıkta ortalama değerler yönün yukarı doğru olduğunu destekliyor. Şöyle kısa vadede 9, 20, 50 günlük ortalama değerlerin altında hızlıca kapanış gelmiş gördüğünüz gibi. Çok sert bir hareket. Yani bayağı bir sert. Şuradaki destek hattı sarı renkte çizmiştik burayı biliyorsunuz. Geçmiş hareketlerinde de gördüğünüz gibi 100 günlüğün altına sarkmalar hep gelmiş. Hatta 200 günlüğe temaslar da geçmişte gelip buralardan toparlanmış. O yüzden şöyle 2150'ler yani şuradaki alıcı grubu burayı arkadaşlar istiyor gibi duruyor. Şimdi bunu biraz daha saatliğe getiriyorum günlükten. 5 saatliğe geldiğimde ortalama değerler artık aşağı yönlü kesmiş durumda gördüğünüz gibi. Burada bir kesişme var. Güçlü bir hareket görüyoruz burada. O yüzden buna da dikkat edeceğiz. Momentum çok ciddi derecede düşürülmüş. Çok sürpriz bir hareket olmadığı sürece yukarı yönlü bu haber akışı destekli olacak. Ve şu desteğin de tutması şartıyla bu mecburu çünkü. Şöyle de sıfırlayayım. Ortalama değerlerini görün. Daha önceki alıcı gruplarını burada görebiliyorsunuz zaten. Şuralarda. Şurada son bir kez denemiş. Şimdi bir daha buraya geldim. Bu bölge tuttu. Sekti. Sekmedi. Aşağı kırdı. Aşağıda sizi bekleyen arkadaşlar burada. Buna hazırlıklı olacaksınız. Yukarıda artık bir düşen trendimiz net bir şekilde oluşuyor diyebiliriz. Üçüncü teması yapmadığı için geçerli bir düşüş trendi değil. Geçerli bir düşüş trendinin olabilmesi için ilk etapta sarı bölgenin altına yani bu destek hattının 2300, 2275'lerin altına, bu aralığın altına gelecek. Ve sonra bu kırmızıya tekrardan bir deneme hareketi gerçekleştirecek. Ya yani bu da zaman kaybı arkadaşlar. Tabi Haziran'ı bir burada kapatırız. Temmuz'u da artık burada kapatmak zorunda kalırız diye düşünüyorum. Tabi her an yukarı doğru dönebilir mi? Dönebilir ama şu an için benim gördüğüm zor. Aylıkta gram altına baktığımızda 9 aylık ortalama değer 2150 lira seviyesinden geçiyor. Ortalama değerlerden çok uzaktayız. Bunu belirteyim. İster kabul edin, ister etmeyin. Şöyle logaritmayı da aldığımı daha net bir şekilde görebilirsiniz. Fiyatın amacı neydi buralarda? Ortalama değerlerden fazla uzaklaşıldığında bu çizgiler, ortalama değerler fiyatı ne yapar? Mıknatıs gibi kendisine çeker. 9 aylık ortalama değer şöyle yaklaşık olarak 2018 hatta daha eskilere bakacak olmaya gerek yok. 2018'den itibaren bu 9 aylık ortalama değer en iyi alım seviyesi olarak karşımızda durmuş.
Aylıkta önemli bir bölgeye gelmişiz. RSI 90'ların üzerine aşırı bir yüksek seviye. Buralardan böyle düzeltmelerin gelmesi gerektiğini zaten biz tahmin edebiliyorduk. Bizim için bunlar sürpriz değildi. Ancak yardımcı araçlarımızda bakacak olduğumuzda ben şu hareketi hiç beğenmiyorum. Bunu zaten önce de söylemiştim. Yine bir kez daha size dile getireyim. Gördüğünüz gibi bir trend kırılımı mevcut. Umarım terse döner ve yukarı yönlü hareket gelir. Bir silkeleme olarak bunu kabul ederiz. Yalnız baktığımızda şöyle ikili tepeleri zaten görüyorsunuz buralarda. Hatta bunun da kırılımı gelmiş gibi. Şu desteği burada çökertmiş. Şu yuvarlak çın aldığım bölgede. Aşağı yönlü biraz baskılanması gerekiyor diye düşünüyorum. RSI 52'lere doğru, yani ONS'taki gibi burada da hareket baskılanacak havasını bize veriyor. Yine burada da kısa vadede 9 haftalığın altında bu hafta itibariyle kapanışımız gelmiş. Daha önceki kapanışlarda gördüğünüz gibi haftalıkta 20 haftalık siyah renkteki ortalama değer 2280'ler. Yani şuradan baktığınızda 100 liralık daha ilk etapta bir geri çekilme. Hatta burada 20 haftalığında altına iğnelenmeler olmuş. Sonrasında toparlamış geçmiş grafiklerde. Bu kur korumalı mevduat sisteminin açıklanmasıyla bile 20 haftalığın altına sarkma yapmış. Yani burada işte 2200-2250 bandı anca diyebiliriz. Çok çok iyimser haber akışları gelirse, yani altını desteklemeyen jeopolitik gerginlik özellikle iyimser haber akışları gelirse buralara dikkat edileceğiz. Günlükte 9-20-50 günlüğün altında kapanışlar var. Dikkat edilmesi gerekiyor. Daha önce hareketlerine bakacak olduğumuzda bu turuncu renkteki 50 günlüğün altına gelen sarkmalarda 100 günlüğü almak istemiş. Gördüğünüz gibi. Negatif, yani şu an için pozitif diyebileceğimiz bir görüntü yok. Tek pozitiflik hem ONS'da olduğu gibi hem de buradaki şu destek hattının halen kırılmamış olması. Pazartesi itibariyle tepki alımları olabilir mi? Takip edeceğiz. Şu olur, bu olur demek istemiyorum. Çünkü göstergeler halen aşağı yönde net bir satışı destekliyor. 5 saatte de aynı şekilde, hatta 1 saatliğe geldiğinde evet burada bir toparlanma arayışı olacak ama yukarıda 2436'ları geçmesi gerekiyor artık. Burası önemli bir direnç haline geldi. Dolar endeksine gelecek olduğumuzda hemen hızlıca, videomuz 13 dakikaya uzamış. Kısa vadede nasıl bir peak yaptığını gördünüz. 104'lerden 105'lere hızlı bir hareket. 1 saatlikte, 15 dakikalıkta daha net bir şekilde görebilirsiniz. Bunu genelde tavan tavan giden hisselerde görürsünüz. Gösterge tavana yapışır. Artık gideceği yere kalmaz. Grafik biraz 15 dakikalıklarda dinlenir. Bir daha hareket, bir daha hareket. Bu şekilde 3-5 tavan şeklinde giden hareketleri hep takip ederiz. Burada da direnç şu an için 105.18 seviyeleri. Ama yukarıdan gelen kısa vadeli düzeltmeyi de şu şekilde bitirmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen 10 yıllık tahvillere kısa vadede şöyle bir bakalım. Burada durum ne işliyor derseniz. 5 saatlikte yine burada yukarı yönlü hareketler görüyoruz ama bizim için genel seyir çok önemli. Şöyle bakacak olduğumuzda 200 günlük ortalama değerden çok güçlü bir toparlanma var burada. Tekrardan 4,5 seviyelerine doğru hareket, 4,44'lere. 4,30'lar yine burada görevini yaptı. Bu bölgeydi. Daha önce zaten altında mı üzerinde mi kalıcılık göstereceğimiz çok önemli demiştik. Hatta şöyle 4,35'lere kadar uzatmıştık. Burası tehlikeli, sakat bir bölge. Altında net kalıcılıklar görmediğimiz sürece yukarı yönlü eğilim devam edecek. Burada tabii Fed'e dair beklentiler Avrupa Merkez Bankası'ndan sonra sürekli bir faiz indirim yönünde ama Fed belirsizliğini şu an için halen koruyor. Bu belirsizlik devam ettiği sürece bir ters köşe olur mu olmaz mı? Takip edeceğiz. 4,65'lerin üzerine kırılım gelmemesi gerekiyor. Gelirse bir sonraki zirvede bile, yani %5'lerde durma eğilimi biraz zorlaşabilir. Tabii burada her yukarı yönlü denemede bu direnci kıramasa bile altını baskılamaya, az önceki gramdaki ve ons altındaki destek seviyelerini sürekli olarak taciz edecektir. Benim gördüğüm bu. Ki zaten siz de grafiklerde de çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Haftalığa geldiğimizde şunları bir kaldırdığımızda
Bu günlükte çizmiş olduğumuz direnç desteğe döndü ve her denemesinde bakın şu artık ortalama değerleri kaldıralım. Daha net bir şekilde anlayacaksınız. Ne yapıyor her denemesinde? Çok önemli bir alıcı grubuyla karşılaşıyor. Demek ki burada bitirilemeyen bir alıcı grubu var. Yukarıda da şunu şöyle yapacak olduğumuzda bölgeye yaklaşıldığında satıcı var. Yani hareket belli bir bant aralığında sıkışmaya yüz tutmuş. Bu sıkışmanın yukarı yönünün kırılmaması gerekiyor altın yatırımcısı için. O yüzden kaldıraçlı işlemlere dikkat edin. Çok fazla hırslı olmayın derim. Şu an için görüntü bu. Ha, yardımcı araçlarımız ne diyor derseniz bir uyumsuzluk var. Evet, göstergelerde bir uyumsuzluk var gördüğünüz gibi. Şu şekilde düşen tepeler, yükselen tepeler ve düşen inşallah aşağı yönlü bir geri çekilme olur. Euro dolar yukarı yönlü hareket eder. Altın yukarı yönlü hareket eder diyorum ama işte bir Haziran ayını bitirmek gerekiyor. Sular biraz durulsun derim bence. Eğitim amaçlı. MACD'de şöyle bir baskılı hareketin içerisinde. Satış sinyali ağırlıklı. Durum negatif. Zaten %3'lü haftalık kapanış. Daha önceki videolarda da uyarmıştık. Kısa vadede yukarı yönlü en son zirveler aşıldığında daha sert hareketler görülebilir dedik. En iyi ihtimalle yılın ikinci yarısı, kuvvetli ihtimal yılın son çeyreği altında. Beklentilerimizi bu yönlü korursak iyi olur dedik hep ve bizi de yanıltmadı. Benim altın için söyleyeceklerim bunlar. En şeffaf şekilde, herkesin anlayabileceği şekilde ortalama değerleri de yine geçmiş örnekleriyle birlikte değerlendirdik. Kafadan bir şey uydurmadık. Teknik bize ne söylüyorsa onu burada okuduk. Ve eğitim amaçlı olduğunda, tavsiye niteliği olmadığını da bir kez daha hatırlatayım. İsteyen alsın, isteyen satsın, isteyen hiç bulaşmasın, isteyen beklesin. Bizlik bir durum yok. Biz sadece görüneni burada izah ettik. Kısa vadede de yukarı yönlü altında hareketler bekleniyor ise en son zirveler zaten kısa vadede çok da uzak bir ihtimal değil. Bu direnç seviyelerinin aşılması gerekiyor. Aşılmadığı sürece şu an fiyat biraz pahalı konumda. Bunu belirtelim. 8 Nisan 2024 itibariyle altın değerlendirmemiz bu şekilde. Yarın detaylı borsa analizi ve hisse özel analizi gelecek. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.